vakti bizim görmeye. Gerizekalı şaklar Domix. Ulan biz de adamlar sürpriz yapacak diye bekliyoruz. Tarihi geçmiş. Bu sütün kullanma tarihi geçmiş. Zaman su gibi akıp geçiyor be teyzeciğim. Sen şimdi kafana takma bunları. Hemen eve git. Vakit geçirmeden açın için amcayla. Hadi teyzeciğim, hadi benim güzel teyzeciğim. Terbiyesize bak. Bir de benim karşıma geçmiş neler söylüyor bana. Ben sana bu sütün zamanı geçmiş diyorum. Anladın mı sen beni? Aman almazsan alma be! Almazsan almaymış. Seni vallahi gidip şimdi belediyeye şikayet ediyorum. Utanmıyorsun değil mi? Ben senin annen yaşındayım. Abart, abart, abart. İyice abart, iyice abart, abart. Abartıyorum. Neyin peşindesin teyze sen ya? Neden beni geliyorsun? Ne oldu? Emekli maaşın mı yatmadı yoksa? Utan, 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 utan. Rezil adam, rezil. Şimdi gidiyorum. Vallahi billahi şimdi gidiyorum. Utanmıyorsun değil mi sen? Annen yaşındayım ben senin. Terbiyesiz. Ah, bak göreceksin sen. Bak göreceksin. Al. Tamam, tamam. Kıralım, hepsini kıralım. Kıralım böyle. Kıralım. İçeri rahatladın mı? Mutlu musun? Kıralım hepsini kıralım. Al, al bunu da kıralım. Al. Kıralım. Oh. Kıralım hepsini. Ha? Bak manyağa bak manyağa. Kesin amcayı gömmüşsündür sen. Manyak. Fırat! Fırat! Paspas getir lan. Süt döküldü. Efendim bakın istatistikler ortada. Bu seneyi istediğimiz kar marjıyla kapatamadık. Marjinal faydanın çok uzağındayız. Yaptığımız ödeme takvimine baktığımızda da önümüzdeki ay size yapmamız gereken ödemeyi biz yapamıyoruz. Lan göt lalesi. Marjinaline faydana sokturtma lan. Oh. Bana 100.000 lira borcunuz var. Vadesi de geçen ay doldu. Ben paramı istiyorum lan. Biz de çok istiyoruz. Şirket olarak ödeme konusu ya çok istiyoruz ama işte yapamıyoruz. Çünkü çeklerimiz var mesela. Bumerang gibi geri dönüyor. Bumerang. Böyle kol gibi yani. He? Gel gel. Gel seninle bir dışarı çıkalım. Biraz beynine oksijen gitsin gel gel. Gel bir hava çek git. Bunun beyinle alakası yok. Vallahi parayla alakası var. Abi. Hayırdır kayınço? Süt banyosu mu yapıyorsun? Evet süt banyosu yapıyorum. Küvet yok ya burada. Ha. Dükkanın ortasına döktüm. Burada yapıyorum amına koyayım. Senin ne işin var burada? Temiz toplum. Temiz gelecek. Recep abi nereye gidiyoruz acaba? Ebene gidiyoruz. Efendim abi? Kes lan. Ünal Bey nerede? Vefat etti abi. Efendim? Kalp yetmezliği. Ünal Bey, haciz işlemini başlatıyorum. Lütfen zorluk çıkarmayın. Hadi arkadaşlar. Ne diyor oğlum bunlar? Biz birkaç aydır vergi ödeyemiyoruz. Ne Muhtasar ne Stopaj. Neden ödeyemiyoruz? Kasada 100.000 gibi bir açık var, o yüzden ödeyemiyoruz. Kasayı niye açık bırakıyorsun Servet? Nerede bu paralar? Yedim. Yedin mi? Nasıl yedin? Hakikaten yedin mi ya? Mecburen yedim. Daha doğrusu karım yedi. Fatma. Bütün Nişantaşı beni konuşacak. Gideceğim 1.000 dolara ayakkabı alacağım. 1.000 dolara değil, 3.000 dolara alacağım. Hayır! 3.000 dolara değil, 5.000 dolara alacağım. O orospu Aynur hasetinden çatır 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 çatlayacak. Servet. Fatma. Gel buraya aşkım. Haydi bana. Sana terapinin kralını yapacağım. Hayır. Seni var ya! Ay! Ben dedim ki güzel karıcığım dedim yemeyelim dedim şu paraları. O bana dedi ki yiyelim ne olacak? Ben dedim yerine koyamam. O dedi koyarsın, koyamam, koyarsın. Koyamadım. Servet, ben seni havada koyayım. Ünal Bey, Ünal Bey, dur. Ünal Bey, ölüyorsunuz. Pozitif olun, pozitif. Derin nefes alıyoruz. Ünal Bey. İşte rahmetli ölünce de bütün derdi tasası bana kaldı. Ben basit bir camcıyım abi. Ara beni camını takayım. Ya benim olayım bu kadar. Camdan mamdan anlamam lan götü şafı. Orada oturuyorsan bu borç seni bağlar. Abi ne alakası var? Ayrıca niye bu kadar kötü konuşuyoruz abi? Hoşaflar moşaflar. Gözünü seveyim ya. Oğlum yine paparoz mu aldın lan? Hani bırakmıştın? İçmiyorum. İçmiyorum. Durmadan maydanoz yiyorum ya. Maydanoz yiye 7 kule bostanı oldum amına koyayım. Sen nereden geliyorsun lan? Psikologdan. Sempozyum vardı ya. Oraya katıldım oğlum. Yeni çıktım türbün hastayım. Vallahi billahi kafam bulandı. Yani söyleyeceğim şu. Madde bağımlılığı farkındalık ile son bulur. Şimdi olan biten her şeyin farkındayım.
Hatta farkındalığım bile hastasıyız dede. Necmi Bey, iyi misiniz? İyiyim, kendimdeyim. Ve burada yani gençlerin de maskarası olduk ya Pınar Hanım. Farkında mısınız? Farkındayım Necmi. Peki sen denetimle bırakıldığının farkında mısın? Farkındayım Pınar Hanım. Devam et oğlum. Tamam. Necmi Bey, neden sessize almadınız? Ya Pınar Hanım, Del Piero arıyor. Çok hassas çocuk. Açmam lazım. Bu da gizli müptezel. Bizdendir. Ne oldu lan Del Piero? Ne? Aşık mı oldun? Manyak mısın oğlum sen? Neredesin lan? Tamam tamam, kapat. Geliyorum gerizekalı. E buraya niye geldin? Ya seni de alayım öyle gidelim dedim ya. Gelsene. O zaman Servet'e de haber verelim. O da gelsin. Abi ben hasbelkader o dükkandayım ya. Benim bu borçla ne alakam var Allah aşkına? Ayrıca niye böyle postacı gibi yürüyoruz? Kolesterolüm yüksek çıktı. Doktorlar illa yürüyeceksin dedi. Sağlığımıza da mı dikkat etmeyeceğiz kardeşim? Yok muhakkak. Aslında yiyip yatmayacaksın abi. O büyük dert. Yiyip yatmayacaksın. Akşam 8'den sonra yemin... Kes lan! Ağzına sıçtığımı. Sana bir ay mühlet. Paramı bul götür Servet. Hadi lan siz de. Gel bak. Bak para burada. Gel para 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 gel. Ha. Ha para sana. Ha para. Ne var lan? Del Piero aşık mı olmuş? Oh anasını satayım. Oh saz gibi hayat. Kasabet derdinde koyun can derdinde burada. Havasa bak ya. Bunun da artisti gibi bize söküyor ha. Ne oldu lan? Kapadı. Bir şey söyleyeyim mi beyler? Bu yine bir iş açacak başımıza ha. Bir iplik var bunda demedi deme. Tövbe de be abicim. Müsait değildir belki adam. Hastasıyız dede.